Evet, dediğiniz gibi Adıyaman 3 gündür 4 gündür ayakta. Aslında sadece 3-4 gündür değil. Yaklaşık 2017'den bu yana ayakta. Çünkü üreticiyi sürekli kelepçeyle hapiste tehdit edilen bir üretici burada karşı karşıya. Bu hapiste tehdit edilen bir üretici, kelepçeyle korkutulan bir üretici artık isyan ediyor. Yani ben üretmek istiyorum. Ürettiğimi ürüne yasak kayamazsın, ben üreteceğim ve satacağım diyor. Şimdi son zamanlarda tekrar torba yasada çıkan bu kanun Adıyaman tütün üreticisi başta olmak üzere yaklaşık 20'ye yakın Türkiye'de ilin ürettiği bu ürüne yasak geliyor. Nasıl yasak geliyor? Şöyle bir yasak geliyor. Oluşturulacak bir kooperatif, aslında bu kooperatif dile tabii hoş geliyor. Üreticiyle tüketiciyi buluşturan, ucuz ürün sağlayan ve işi kolaylaştıran bir kooperatif diye algılanır ama bu kooperatif üretici de hançeriliyor, tüketici de hançeriliyor bir kooperatifin yasaları. Bu yasa bir sefer kabul edilemez. Bu yasayı üreticiler kabul etmiyor. Ve şöyle deniliyor. Üretici, ben ürettiğim ürünü kendim kayıt altına aldırmak istiyorum, kendimi satmak istiyorum. Ben bir tekelleşme istemiyorum. Uluslararası tekellerin ve tekelleşmenin altında ezilmeyeceğim. Ben kendi ürettiğim ürünü kendim üreteceğim ve kendim satacağım diyor. Ben aynısıyla Cebrail Bey'e de Cevher Bey'e de sormuş olalım. Cevher Bey, sizi de dinleyelim. Yani ne oluyor Adıyaman'da? Ne oldu da Adıyaman ayaklandı? Ne istiyor Adıyaman halkı ve sizler üretici olarak? Evet, teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Bizim kapımıza kadar gelin. Derdimizi dinlediğiniz için de size teşekkür ederim. Adıyaman'ın sadece sorunu, büyük sorunu buydu. Sadece tütündür. Çünkü şu an Adıyaman'ın %80'i, %90'ı büyük sorun olarak şu an tütün olarak veriyor. Biz devletimizden şunu istiyoruz. Bu tütündür. Gördüğünüz gibi tütündür. Tarlada yetişiyor. Başka bir yerde yetişmiyor. Bu tütün içtiğin zaman insana belki bir şey olmuyor. Ben bu tütünü içtirmesem yabancı sigara içtirdim. Bu tütün Uygun olduğu için Türkiye'nin her yerinden buradan işletip, kendi imkanlarında işletip pazarlanıyor. Artı burada Adıyaman'ın %80'i çiftçidir. Hele bu dağ kısmı, her birinin bir dönüm, iki dönüm tarlası var. Sen bu iki dönümden, üç dönümden ancak 200-300 gibi tutun kadar. Sen bu tutunu, şimdi devlet bize bunu söylüyor. Kooperatifleşme. Kooperatifleşme bizim bu tütüne kesinlikle ve kesinlikle olmaz. Bizim bu tütün ambalaja gelemez. Ömrü kısadır. Bu bir. Bunu bilmemiz lazım. Artı sen bu tütünü %60 vergi koyduğun zaman bu tütün bu işlenme bu hale geldiği zaman bu tütün 200 liraya mal olacak. Çünkü normalde çelikan tütündür. Normalde marka bir tütündür. Tek başına Türkiye'de şu an dünyada tek başına içilen tütün sadece budur. Bunu tek başına içildiği için fabrikaya ya bilmem şeye koymak için bunu yapmak için büyük fabrikalarla bunu baş edemeyiz. Ben bunu kooperatif yaptım şu an diyor ki kooperatif. Bunu kooperatif yaptığım zaman şu anki markalarla Adıyaman halkı olarak, ekici olarak, üretici olarak, satıcı olarak şeylerle bu fabrikalarla baş edemez. Baş edemez. Çünkü adam dışarıdan alayım uygun alayım. Ama şu tütün yüksek fiyattır. Tek başına maliyeti yüksektir. O yüzden biz şu anda halk olarak, kooperatif olarak istemiyoruz. Dersin ki niye? Zaten 3 senedir bu kooperatif isim var. 3 seneden beri bu kooperatif varsa, bu kooperatife bir çivi çakılmamışsa, sadece kağıt üzerinde kooperatif kuruluyorsa, artı bu kooperatifi şu an kurulan bütün arkadaşlar geri çekilmiş. Çünkü maliyet yüksek. Kooperatif de çivi kurmak istemiyor. Kurmak şu an işte maliyet yüksek olduğu için. Evet. Maliyet bir kooperatif kurmak için bir sürü şey lazım. Bir sürü para lazım. Miktar olarak bunu en az 250 kişi bir araya gelecek. Aynen. Ondan sonra yurt dışında yerli üreticinin %30'unu alma şeyine sahip en az. Evet. %70'ini dışarıda ithal etme şeyi veriyor, yetkisi veriyor. Evet. Yani dışarıda ben senin 60 liraya mal ettiğin tütünü ben almıyorum. Evet. Ben gerekirse 15-20 liraya alırım. Evet. Ben bunu temin ederim diyor ve seni ekmeğe, pişmemeye mahkum ediyor. Aynen. Rekabet edemeyiz. Uluslararası tek ellerin altında eziliyorsun yani. Aynen eziliyorsun. Bu kabul edilemez. Bizim devlet de isteyen şu.
Adıyaman'ı herkes bilir. Bütün dünya bilir. Adıyaman devletine, milletine, her şeye saygılı. Şu ana kadar bir olay olmayacak. Bundan sonra da inşallah olmaz. Kesinlikle öyle kesinlikle olmaz. Dündeki bir haftadır hemen hemen Adıyaman'ın her kısmından bu dizini eken, içen, bilmem şey yapan herkes biraz birikim var. Bu birikim yasal olarak belki de değildir. Çünkü yapıldı. Belki de değildir. Ama sesimizi bu şekilde ancak bu sesimizi gönül isterdi ki başka bir şekilde olsa. Sesimizi bu şekilde dile getirdik. Çok şükür kimsenin burnu kanamadı. İyi ki dile getirmişsiniz. Yanınızdayız. Evet. Burnu kimsenin burnu kanamadı. Anlaşılıyor. Şu an bize söylenen şey 6 ay içerisinde. 6 ay uzatmaya, 6 ay içerisinde bu yasaların geri çekilmesi, tekrar bu yasanın düzenlenmesi, halk ne istiyorsa lütfen Allah rızası için devletten bunu istiyoruz. Halk ne istiyorsa halka bir dönsün. Halk ne istiyorsa onu dönsün. Bakalım bize ya. Bak bir de bu tütündür. Malatya'da kayısı var. Adam götürür, ekiyor, biçir, Türkiye'nin her yerine satıyor. Kancak öyledir, çay öyledir. Ya bu da tütündür. Biz niye bunu satamıyoruz? Niye bunu niye? Kelepçeye vurmak, hapisi dayatmak. Kelepçeyi orada bırak. Zaten böyle bir şey olursa kimse bunu eline alamaz. Kimse bu şekilde bu ele alamaz. Bizim sadece ve sadece emeğimiz çeksin ya bu el. Garibanın emeğidir bu. Garibanın emeğidir. Ha şunu da söyleyeyim. Belki de diyeceksiniz ki ya bu işte aracılar satılıyor. Aracı zaten Türkiye'nin her yerinde satılıyor. Satıyor. Bu mu satılmasa fabrikanın ölçüde aracı. Bu şekilde sizden de devletimizden de rica ediyoruz. Lütfen bu Adıyaman'ı, bütün Malatya'yı, Diyarbakır'ı, Hatay'ı, özellikle Adıyaman, evet, başta çekiyorum. Çünkü %80'in geçimi budur. Evet. Bunu istiyoruz ki bir düzenlenme olsun. Biz bunu istiyoruz evlendim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ahmet Bey'i dinleyelim. Sağ olun, hoş geldiniz. Türkiye'nin, Adıyaman'ın çoğu yerleri geçim kaynağı bu. Yani şimdi öfkemizden, sinirimizden konuşamıyoruz. Ama devletimizin yaptığı çok büyük bir yanlış var. Bu insanların ekmeğiyle oynamaya hakkı yoktur. Yani ekmeğimiz bu. Her birimizin bir sürü çocuğu var buna bağlı. Ama hiçbir şey yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz acaba? Ne istiyorsunuz ya? Bırakın milletin derdini, bırakın millete ulaşmayı ya. Bırakın adamlar işini yapsın. Her şeye işi var da buna mı yok? Yani artık diyecek bir şey yok. Ama sizin ürünlere el konmuş değil mi? Evet, kaç defa ceza yediniz? Ne oldu? Ben de bunlarca da ceza yedim. Esrar mı taşıdım, eroin mi taşıdım, ceset mi taşıdım, ne taşıdım? Yani bu kadar cezalar yağdı üstüme. Ne kadar yani, yediniz? 200 bin lira cezam. 200 bin lira. Evet, ayrı ayrı yazılmış cezalarım var. Ve bütün servetimi devlet elimden aldı. Hiçbir şeyim yok şimdi. 4 tane çocuğa devlet yazsın, baksın şimdi. Ve artık gümrükten ceza geldi. Gümrüğe bağlandı. Niye? Gümrüze bu aynı şey gümrüğe bağlandı. Ben malım da yapalım. Malım da yapalım. Gümrüğe zarar veriyoruz. Gümrüğe zarar veriyoruz diye. Oradan Ticaret Bakanı'na bir de ceza geçti. Yani biz bu malı Batı'da 81'de şu an şu şekilde dezgahın altında satıyoruz. Korkudan. Şu yabancı markalar dezgah üstünde raflarda satılıyor. Cama kenarda satılıyor. Bizim şu tütün Batı'da 81 ilde tezgahın altında saklanarak bizim şekilde satılıyor. Bu bizim muamelesi. Amerika altını, Nijer altını, bütün dünyanın her tarafı altını gazetemiz tarafına bizimkiler gazete altında saklanıyor. Evet. Evet. Biz halk olarak bireysel, eğer devletin gerçekten amacı vergiyse biz bireysel vergi istiyoruz. Bireysel vergi gelsin bizden alsın. Evet. Ama bunların derdi vergi falan da değil. 3-5 tane rantçı var. Rantçılar bu uluslararası tekeller ve rantçılar diyorsun. Ulusal değil. Bence de içeride. Ulusal falan değil. Bence içeride var. Rantçı var. Evet. Rantçılar istediği kooperatiftir. 3-5 tane zengin. Başka bir şey değil. Halkın istediği kooperatif falan değil. Halk bütünümüz almak istiyor. Halk çiftçi değil midir? Gitsin çiftçiye sorsun. Çiftçi ne istiyor? Biz zaten Arkadaşlar, sizin isteğin var mı? Hayır. Kim kooperatifi izledi? Zaten pazar piyasası. Hayır, kim yaptı bize? Pazar piyasası yok ki. Siz zaten ürettiğiniz ürünü zaten satıyorsunuz. Yani yetiştiremiyorsunuz değil mi? Evet. Yani yetiştiremiyorsunuz. Bundan pazar piyasası yok. Bir şey yapsın. Peki, devam edelim. Üreticisi hem de satıcısınız. Şimdi arkadaşlar hepimizin yarası aynı. Zaten arkadaşlar zaten gereken. Tütün bizim her şeyimiz. Tütün
denildiği zaman bizim ekmeğimizde, aşımızda, her şeyimizde. Ben dün yani Vali Bey'imize de söyledim, emniyet güçlerimize de söyledim. Sabah sıkarken biz evden çıktığımız zaman çocuklarımızın bizi görmesini istemiyoruz. Bu niçin görmesini istemiyoruz? Elimizden ekmeğimiz gittiği zaman ben o çocuğa ekmek veremeyeceğim. Kısacası budur. Dünkü yaptığımız eylemlerde de, örneğin yapılan haberlerde de ambulansa yol verilmedi diye yalan haberler. Biz ambulansa, bizzat ambulansın içine baktık. İçinden polis arkadaşlarımız çıktı. Ambulansta hasta yoktu. İki tane bayan arkadaşımız geldi. Tamam mı? Onların sonradan hastasının olmadığını öğrendik. Çeliken yolunda bir vatandaşın elektriğe çarpılıp ölüm haberi haberlerde sunuldu. Hasta yakınıyla yaptığımız görüşmede hastasının gayet iyi olduğunu. Sizin eylemleri sabote ediyorlar ya. Şu anda 400 yataklı araştırma hastanesinde de gayet sağlıklı tedavisini gördüğünü öğrendik. Yani bu tür şeyleri bize mal edip de biz yol kapatmışız, ambulansa yol vermemişiz. Bizi yani provokatörlerle suçluyorlar. Yani biz bu şekilde insanlar değiliz. Kabul edilemez. Devletçi bir insanız. Biz milliyetçi bir insanız. Devletimiz de, Sayın Cumhurbaşkanımız da sadece bu tütünü bizim elimizden almaya çalışan bizim siyasetçilerimiz. Biz bu siyasetçilerden sadece şunu istiyoruz. Elini tütünümüzden. Allah rızası için garibanların emeğinden ellerini çeksinler. Biz sadece bunu istiyoruz. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Sayın altına alınsın. Vergimizi vermek istiyoruz. Ama bugün ben %65, %85 vergi veremem. Ben verdiğim zaman... Burada şuraya. Bu tarım ürünü. Ahmet Bey size gel. Evet, sizi dinliyorum. Affedersin. Gitsin. Tarım ürünü ise eğer benim ne diye Ticaret Bakanlığı'na bağlanmışım. Ben Tarım Bakanlığı'nın bünyesi altında kayıtlı olmak isterim. Ben vergimi vermek isterim. Ama cüz'i bir vergiyle, %10, %20 bir vergiyle ben vermek isterim. Ama %85 ben vergim verdiğim zaman ben bu ürünü kaldırmamın bir anlamı yoktur. Ve üretici nasıl üretecek? Bu ürünün zaten kilo başı 30 lira masrafı vardır. Ben kalkıp da 80 lirada, 85 lirada vergi verdiğim zaman bu gidiyor 110-120 liraya dayanıyor. Ben bunu satışını nerede yapacağım ki? Evet, siz dinleyelim. Abi, kendisi tanıdın. Adını söyleyeyim. Köyün birisi sabahtan akşama kadar çoluk çocukla bu tütünü ekiyorlar, kaldırıyorlar, biçiyorlar, böyle bu hale getiriyorlar. Bu tütünü de elden alırsa, el koyarsa o gariban, nasıl köylü yaşayayım? Gariban çoluk çocuğun nasıl yetişecek? Nasıl yaşayacak? Nasıl yaşayacak? Nasıl okuyacak, değil mi? He. Hani onlar nasıl yaşayacak? Bir garibin elinden evsini hepsini alırsa o adam ne yapacak? Yukarıda Allah var, aşağıdan devlet var. Devlet eğer bu milleti ezdirirse devlete yazıklar olsun. Evet. Yüksek sesle biraz konuşalım. Doktorumuz, öğretmenimiz, her şeyimiz doktor. Emin ol. Çoluk çocuğu hep tütünle seviyeye getirdi. Okudu. Evet. Tütün, çocuğumuzun çeyizi, kızımızın çeyizi, oğlumuzun düğünü, evet. Kışın kömürümüz, değil mi? Evet. Bütün yaşamımız bu işte. Evet. İsim hocam, ben Edyaman Latif Polat. Evet. Ekiciyim. Biz aracı değiliz. Biz ticaretçi değiliz. Biz ekiciyiz. Durmadan hiçbir panel bizi gündeme almadı. Evet. Gerçekten yalan haber, iftira. İçimizde işte falan ölmüş, bu olay olmuş, yalan. Hiçbir şey olmadı. Bu tamamıyla yandaş medyanın oyunudur. Açık söylüyorum. Odri meydan. Siz yalan söyleyin, ben de doğru söyleyeceğim. Siz yalan söyledikçe ben de doğru söyleyeceğim. Ben kendim tütünün içinde doğdum. Yalan değil. Tütünün içinde doğmuş bir insan. Tütünün içinde yetişmiş bir insanım. Ben bunu da söyleyeyim. Bir siyasetçi değilim. Siyaseti savunmuyorum ben, nefsim. Bu millet öyle. Kendi derdim, kendi ekmeğinin peşine düşmüş. Vallahi öyledir. Bunlar hep garibandır. Geçen gün yasak dedi, yasak olacak bir al arabacı. El arabayı iten var ya el arabayı. Günde belki 10 lira, 20 lira, 30 lira kazanıyor. Baktım ağlıyor. Vallahi doğru söylüyorum, ağlıyor. Niçin ağlıyor biliyor musun? Diyor ki ben işsiz kaldım. Tütüncü değil, el arabacı. Anladın mı bu? Yani tütün bak bir tek bizi ilgilendiren bir şey değildir. Buranın kuyumcusunu... Buranın esnafı, bütün esnafları etkilen %85 tütünle ilgileniyor. Zincirlemeyle bütün ürünü kuramıyor. Açık söyleyeyim. Evet. Bana göre Sayın Cumhurbaşkanıma yanlış bilgi gidiyor. Başka kişiler tarafından. Çünkü ben inanıyorum ki
O merhametlidir. Ben bu şekil biliyorum. O bize sahip çıkacaktır. Bizim ümidimiz Allah'tan aşağı. Allah'tan aşağı. Bak tekrar söylüyorum, siyasetçi değilim. Ama bizim ümidimiz Sayın Cumhurbaşkanı'dır. Belki bizi doğru alır, bizi dinler. Ümidimiz budur. Yoksa bizim vekillerimiz Cumhurbaşkanı'na doğru bilgi vermemiştir. Bizim vekillerimiz bize sahip çıkmıyor. Vallahi doğru söylüyorum, sahip çıkmamıştır. 2-3 gündür bu millet, yüz binlerce kişi güneşte, akşama kadar güneşte yurtları yanıyor. Canları yandı. Hiçbiri yanımıza gelmedi. Bir milletvekili yanımıza gelmedi. Sayın Cumhurbaşkanım, biz bunları seçtik, Ankara'ya gönderdik. Bizim yanımıza gelmedi, derdimizi dinlemediler. Biz kooperatifi istemiyoruz. Çünkü niçin istemiyoruz? Dağ kesim, adamın bir dönüm tarlası var. 100 kilo tütün geliyor, 100 kilo tütün. Bu adam 50 liradan satsan 5 bin lira ediyor. 8 nüfus bununla geçiniyor. Sene boyunca başka geliri yok. Benim çocuğumu ben okutuyorum, tütünle okutuyorum. Çocuğum hakim oluyor, tütünle oluyor. Savcı oluyor, tütünle oluyor. Yani tütün benim aşımdır arkadaş. Aynı zamanda tütün içmeye devam ediyor. Yani onlar değil mi? Tabii. Ben kendimle tütün içiyorum. Tabii. Ben gidip bir paket sigara 20 liraya alamam. Ben kendim yetiştiriyorum. Bir de öyle bir konu çıkardılar ki 3 yıldan 6 yıla kadar hapı. Ya arkadaşım Allah'tan korkun ya. Çiftçilerden yakasında elini bırakın artık. Bırakın kendini geç. Zaten bu pandemi döneminde çaresiz kaldı. Vallahi 2 senedir çalışamadım. Sizin zaten faydanız yok. Elinize çekin bizden. Zaten bitmişim. Tamam, kabul ediyorum. Devlet çaresiz. Pandemi geldi, hastalık geldi. Bu yasaklar kalktı. Kalkar kalkmaz hemen bu sefer bu yasak geldi. Yani biz kooperatifi istemiyoruz. Ben açık söylüyorum. Kooperatif yani 5 kişi, 6 kişiye peşkeş çekilmez. Garibanlar ekmeği kazanır. Bırakın Allah aşkına. Allah razı olsun. Peki buyurun, tamam. Sizi dinleyelim. İsim soy isim. Güzel Boyraz. Abize de Boyraz. Hoş bulduk. Hangi amaçla bunu? Hangi canlı yayın şu an. Ulusal kanal. Ulusal kanal. Evet. Canlı yayın. Şimdi değerli hemşerilerimizin sesinizi dinlemeye geldiniz, duyurmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi bu bizim tütün, Adıyaman tütünümüz. Herkes ekmeğini taştan, topraktan çıkan bir mahsuldür. Doğru mu? Şimdi domates gibi, biber gibi. Bunu da şimdi bir devletimizin böyle komik bir duruma getirmesine ben çok şaşıyorum ya. Şimdi bu domates, biber gibi, çay gibi. Sen bunu çiftçinin ürettiği bir mamul diyorsun yani. Ekmeğini taştan, topraktan çıkartan bir adamın bundan daha nasıl bir insan olmasını bekliyorsunuz bu insanın? Yani bunun daha başka nasıl bir hakkı olması gerekiyor? Taştan topraktan çıkarıyor bu adam ekmeğini. Topraktan. Başka materyal sizden bir fabrika. Yasaklayamazsınız diyorsunuz yani. Al materyali çıkarıyor. Evet. Şimdi bir insan bunu mecbur mu gidip fabrikasını açar? Biz şimdi herkes gidip kooperatifini mi kurama? Öyle bir mecburiyetimiz yok. Herkes gidip fabrikasını mı açabilir? Açamaz. 40 yıldır, 50 yıldır biz böyle yaptık. Mesela 5-10 kişi fabrikasını açmış. Şimdi köylü gariban böyle bir yani mantık da ben yani komik bir duruma düşürüyor. Onu demek istiyorum. Doğru. Ben mecbur değilim. Ben gidip paket sigara alayım için. Bak tabağımda tütünüm var, kağıdım var. Evet. Çıkartıyorum, sarıyorum, içiyorum. Ben buna alışmışım. Bak bunu benimsemişim. Doğru. Şimdi mecburiyet, herkes domatesi elinde sıkıp salça yapmıyor mu? Evet. Hazır salça alma bir mecburiyetiniz var mı? Doğru. Yoktur. Onun için biz devletimizin böyle yani şey düşük bir mahcup duruma düşmesini istemiyoruz ya. Yani çok trajedi. Elini çok komik bir durum. Elini bizim tütünde çeksin. Çeksin. Çok çeksin. Komik bir durum. Buyurun sizi dinleyelim. İsim, kendinizi tanıtın. Yüksek sesle konuşun. İsmim Gürcan Demir. Adıyaman'da tütün üreticisiyim. Aynı zamanda da ataması yapılmamış bir tarih öğretmeniyim. Eşim de 2 tane üniversite mezunu. O da benimle aynı durumda. 5 aylık da evliliğine evlendim. Şimdi bizim geçim kaynağımız, ekmeğimizi çıkardığımız, borçlarımızı ödediğimiz şey, gelinimize çeyiz olan çocuklarımızın karşılığı olan üniversite harçlığı. Ben bununla bu tütünümüzdür. Bugüne kadar da bu halk aksi bir şey yapmadı. Devletinin her zaman yanında oldu. Her zaman da devletinin arkasında bir güç oldu yani. Şimdi kalenin girişine gittiyseniz bizim belediyenin de kendisinin yazdığı Türk kentine demoluş yapmış. Yani burası bir huzur kenti, huzur ve barış kenti. Biz kargaşa çıkarmaya da başka şeyler yapmaya gayret etmedik. Sadece alıklarımızı katıp yapıp, ekmeğimizi, aşımızı bundan çıkarmaya çalışıp çocuklarımıza helal rızık. Şimdi tek başına sarılıp içilebilen tek mamül budur, Adıyaman tütünü. Ekstra bir katkısı yok. Sarıyorsun, içiyorsun, gelinle çeyiz parası yapıyorsun.
çocuğuna okul harçlığı yapıyorsun. 10 dakikadaki bebeğine süt parası yapıyorsun. Yani bu bir veli nimettir. Lütfen bizi bu rızıktan, bu şeylerden geri koymayınız. Bizi açlığa mahkum etmeyiniz. Yani benim gibi atanamamış bir sürü yüzlerce insan var Adıyaman'da. Hepsi de üniversite mezunu ve ekmeğini bundan çıkartıyor. Yani biz buradan, buradan okuduruz. Ben buradan okudum. Çünkü onu da şu anda buradan çıkartıyorum. İş sahamız da böyle. Adıyaman'ın zaten giderseniz organize gidersen fabrikalarda zaten millet 1.000 lira, 1.500 lira çalışır. Onda da zaten mülteci Suriyeli kardeşlerimiz var. Onlara da Allah yardım etsin. Kötülemek ya da dışlamak için söylemiyorum. Onlar da kendine bir iş sahası üretmek için ya da çalışma alanı oluşturmak için çalışır. Hal böyle olunca bize de iş sahası açılmıyor zaten. Kısıtlı miktarda iş sahamız var. Biz de ne yapalım? Dedi ki bu tütün halimizi alalım, satalım çocuklarımıza. Bir gelir sağlayalım. Kendimize bir gelecek sunalım. Yani bizim tek gayemiz, tek kavgamız ekmek kavgası. Bizim başka bir kavgamız, bir hırpalama gibi bir şeyimiz yok. Yetkililere de buradan sesleniyoruz. Lütfen sesimize ses olun. Lütfen ekmeğimize ekmek, aşımıza aş, suyumuza su olun. Yüreğimize bir su serpin. Deyin ki bir düzenleme yaptık. İşte karışmıyoruz size. Yani kooperatif demek birkaç kişiyi zengin etmek demek. Ya da işte yok 6 ay uzattım, yok 1 yıl uzattım olmaz. Bunlar geçici çözümler. Biz kalıcı bir çözüm istiyoruz. Biz dediğim gibi düşman da değiliz. Devletini kötüleyen, devletin arkasında durmayan insanlar da değiliz. Bizim tek kavgamız ekmek kavgası. Lütfen sesimizi duyan halk, yöneticiler, bürokratlar, kim varsa buradan sesimizi duysun. Bizim tek gayemiz bu. Başka bir gayemiz yok. Hepinize teşekkür ederim. Evet Yeşim Hanım, Gürcan Demir hocamız aslında çok net bir şekilde her şeyi özetledi. Yani diğer arkadaşlar da öyle her şeyi özetledi. Adıyaman 3 gündür, hatta 3 yıldır, 4 yıldır, 5 yıldır ayakta. Çünkü ekonominin tamamen sirkülasyonu ve döngüsü üstüne bağlı. Bütün üreticisi bugün üretmediği takdirde tamamen ekonomi çöker. Ve %90'ı, Adıyaman'ın geçiminin %90'ı geçim kaynağı tütün. Şimdi tütün deyince, tabii kooperatif deyince arkadaşlar anlattılar. Kooperatifin de şöyle dezavantajları var. Şu an kooperatif maddelerini de ben de inceledim. Şimdi isimliydi arkadaşlar. Cevahir Bey söyledi. Kooperatifin herkes vazgeçti. Çünkü kooperatif kendini yok etme. Kooperatif aynen, yani aynen. Kooperatif aynı zamanda üreticiyi ve tüketiciyi koruyan bir madde değil. Kendini yok etme ve hançerleyen bir kooperatif kuruyor. Niye? Sen diyor dışarıdan satın alma ve ithal etme yetkisine sahipsin diyor. Sen kendi üreticine 60 liraya mal etmiş tütü ben senden almayacağım ve dışarı ithal edeceğim değil. Dışarıda ve uluslararası tekerlerin hatta bazı diyelim ki terör örgütlerinin de bir rant sağlamış oluyorsun. Yani kaçak yollarla Türkiye'ye tütü sağlamış oluyorsun. Oysa sen kendi üreticini yasaklıyorsun, yasaklatıyorsun. Kelepçeyle ve hapis cezasıyla yasaklatıyorsun. Öbür tarafta uluslararası kaçak suyu meşhur kırıyorsun. Şunu demek istiyorum. 3 yılda bir en büyük fabrika yapılmaz mı? Tabii yapılır. 3 yıldır bu kooperatife başvurulmuş mu? Niye bir çivi çakımız sadece kağıt üzerinde? Eğer kolay olsaydı, kolay olsaydı şimdiye kadar vururdu. Demek ki şu an yani öndeki engeller bayağı büyüdü. Başvuranlar şu an geri çekildi. Mesele net bir şekilde ortada. Rant ve uluslararası tekelleri bir oyunu. Oyun olarak bak biz yani keşke net olarak oyun olarak deseydik. Oyun olarak değil mi? Ama bizim hak kimlikle bunu istemiyor. Sadece bunlara satıcı demiyor. Evet. Buyurun gelin bütün köylere gidin sonra eğer biri tek bir insan kooperatif istiyorsa tamam biz de kabul ederiz. Niye ben ceza ödeyim bunun için? Benim önümde niye engeller var? Ceza niye ben ödeyim? Kooperatifler olsa ben dışarıda serbest arabama koyup götürüp satabilirsem niye ben ceza ödeyim, niye ben yok? Buna yok demem ben. Kesinlikle bütün halkla bunu düşünüyorum. Dolayısıyla kooperatif kabul edilemez demiyor kooperatifte. O yüzden karşı çıkmıyor kooperatif. Üreticinin ve tüketicinin haklarını savunan değil ve bunların haklarını eline alan uluslararası tekerlerin de bir parçası haline gelen bu kooperatif için ne reddediyorlar. Bunu da aynı zamanda biz de tabii üretim devrimi mutlaka diyoruz. Üretim devriminde de esas program şudur. Halk üretecek. Hayır. Üreten halka bir hapis dayatması kabul edilemez. Üretilen çiftçiye
kelepçe vurulamaz. Üretime kelepçe vurulamaz. Bu yanlış. Bu yanlış. Adıyaman'da değil, mesela ben şunu öğrendim. Muş'ta, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Mardin'de, Batman'da, İzmir'de değil mi? Ege'de ve Karadeniz'de 23 ilde üretilen bir ürün. Yani sadece en kalitelisi de burada. Buranın ekonomisinin ve buranın üretiminin %100'ü buraya bağlı. Ama diğer yerlerde de üretiliyor tabii. Adıyaman'da iş bulmak, bunun önünde hiç kimse Elinizi çiftçide ve Adıyaman tütüncüsünde elinizi çekin. Elinizi çekin ve rançlara ve uluslararası tekerlere bizi boğdurmayın. Yani bizi elinizi çekin, biz kendimizi de baş başa bırakın. Zaten pazar piyasası diye bir herkes kendi ürettiği ürünü rahat satabiliyor. Hadi kendi imkanlarınızı satın. Elinizi çekin. Başka bir şey söyleyeyim. Sayın Valim'in, Sayın Emniyet Müdürü'nün gösterdiği sağduyu şeylerde dura teşekkür ederiz kendilerine. Güzel. Tamam. Siz şey söylüyordunuz. Biraz da Malatya'dan kaçtık kaldırsın. Karadeniz'de çay kaldırsın. Bizim de kaldırsın. Niye kaldırsın? Aynı onlarla. Aynı onlarla. Aynı onlarla. Aynı onlarla. Urfa'nın neyi meşhur? Bisotu meşhur. Malatya'nın kaçtı. Karadeniz'in neyi meşhur? Malatya'nın kaçtı meşhur. Çayı. Çayı. Evet. Adıyaman'ın kaçısı. Adıyaman'ın kaçısı. Adıyaman'a özgü bir şey. Yani gerçek şey. Yani. Şimdi ben biraz önce kendine özgü bir şeysi var. Biraz önce kuyumcuya gittim. Kuyumcu dedi ki işler durgun. Niye durgun? Ya dedi herkes dedi, şu tütünü kaldırırsa bütün düğünler o tütün dönemine denk getirir. Yani düğünler, evlenmeler hep düğün dönemine. Ben dedem dönemi. Benim dedem. Dedem bu tütünü yapmış, babam bu tütünü yapmış, ben bu tütünü yaptım. Yapmaya devam edeceğiz o zaman. Yapmaya devam, durmak yok. Siz üreteceksiniz, tamam mı? Türkiye'de tüketecek, dünyada tüketecek. Bu engelleri de kaldıracağız. Yani mutlaka kaldıracağız. Bütün kotalar kalkacak, bütün engeller kalkacak. Bu korku, bu endişe. En son verilecek. Herkes kendi tütününü ekecek, biçecek, kaldıracak ve tüketiciye ulaştıracak. Bu tür engelleri de önümüze kaldıracağız. Tekerleri kapattılar. Tabii tekerler kapandı. Tabii şekerler kapandı. Kapanmayacak. Biz üreteceğiz. Türkiye üretecek. Türkiye şahlanacak. Üretecek. Evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeşim Hanım kolay gelsin. Biz üreticileri duyduk.